Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğnoları Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ekranda da gördüğünüz gibi bu şekilde tek renk bir modelimiz var. Ve yine sarı arpa boncuktan bir modelimiz var arkadaşlar. Evet modelimiz de arkadaşlar bu şekilde şöyle tek sıradan oluşan sade zarif bir model. Tek sırada hepsi giden böyle arpa boncuklu bir modelimiz var arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar yapımı kolay rahatlıkla kullanabileceğiniz böyle zarif çıtı bıtı bir model arkadaşlar. İlk önce her zamanki gibi iki şer zence çekerek bu şekilde tığ battılarımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bu boncuklarımız her tuhafiyede bulabilirsiniz. Her amaçlı kullanıldığı için bolca satılmakta arkadaşlar. İsmi arpa boncuk. Ve şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yeni başlarken de aynı şekilde trabzan yaparak tığımıza iki tane zincir çekerek ipimizi tutturuyoruz ve tığımızın başını iki defa doluyoruz aynı yeni başlar gibi başlıyoruz arkadaşlar İki tane tığ battı atlıyorum bu şekilde 1 2 2 iki alarak üçüncü trabzanımın içine bu şekilde bir trabzan yapıyorum üçüncü tığ battımın içine arkadaşlar bu şekilde bir trabzan yapıyorum ve buraya 4 tane zincir 4 zincirimi kapattım bu şekilde trabzanımın içine geriye kalan yere 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6. sık iğnem 6 tane sık iğnem buraya yaptım hemen yandakine de yandaki tığ battığının içine de bu şekilde 8. sık iğne 7. sık iğne olarak kapattım. Bir zincir çektim arkadaşlar. İpimi tığımdan çıkardım. Arpa boncuğumu tığıma taktım. İpin ucunu tekrar tuttum arkadaşlar. Bu şekilde dibine bir zincir çekmiştik. Kapatıyoruz arpa boncuğumuzu. Üzerine bir zincir daha çekiyoruz. Tekrar arpa boncuk alıyorum bu şekilde tığımda ve bunu da bunun üzerine arkadaşlar bu şekilde ilmek alarak kapattım bir zincir çekiyorum döndüm şimdi buradaki arkadaşlar 4 zincirden çektiğim kirpiğimin şöyle aralıyorum içine kapattım bu şekilde bir zincir çektim Dönüyorum geri düz yüzüne. Şimdi şurada kapattığımız tel var ya arkadaşlar. Bakın kenarındaki bu telimin içine kapattım. Buraya dört tane sık iğne yapıyorum telimin içine. Bir, bir tane iki oldu, üç, dört. Bir zincirle döndüğümüz vardı bir tane, üç tane de biz yaptık, 4 oldu arkadaşlar. 5 tane zincir. Kirpik zincirlerini gayet sıkı çekmeye çalışalım arkadaşlar. Çünkü sıkı kirpikler sıkı zincirler çok güzel kirpik yapıyor. Duruyor yani. Bu şekilde kapattım. 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi kapattım. 5 zincirle buraya tam 3 tane kirpik yaptım. Ve geri kalan kısmına da yine dört tane sık iğne yapıyorum. İki 2 bu şeridin içindeki geri kalan kısmına bu şekilde sık iğnemi yaptım. Bir tane de arkadaşlar iki arpa boncuğun arasından girip bir tane de buraya sık iğne yaptım. Evet işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bir, iki defa tığımızın başını doluyoruz. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battımın içine bir, iki, iki, iki olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum buraya. 4 zincirimi trabzanımın içine girdim. Kapattım bu şekilde. 6 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 6 6 tane sık iğnemi trabzanıma yaptım. 7.yi de yandaki tığ battıya yaparak bu şekilde arkadaşlar kapatıyorum ilmeğimi. Bir zincir çekiyorum. Bir tane arpa boncuk alıyoruz. Tığımıza taktık. İlmeğimizi tutup bu şekilde arpa boncuğumuzun içinden geçirdik. Kapattım buraya. Bir zincir çektim. Tekrar arkadaşlar, tığımın ucuna arpa boncuğumu aldım. Kapattım bu şekilde bir tane de zincir çekiyorum döndüm buradaki dört zincirli yuvamın içine bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar bir zincirimi çektim döndüm şimdi arkadaşlar bu kapatmış olduğum ilmekten giriyorum bir zincirimle sık iğne yaptım bir sık iğne yaptım iki üç ve dört 4 tane sık iğne buraya yaptım. Şimdi 5 zincir ama sıkı sıkı çekiyoruz zincirimizi. Gevşek değil. Çünkü kirpiklerimizin böyle kip gibi durmasını istiyoruz arkadaşlar. Kalıp gibi durmasını istiyoruz. Bir zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım yine aynı yere. İkinci kirpiğimi de yaptık. 1 2 3 4 5 zincir kapattım bu şekilde ve buraya 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 bir tane de arpa boncuma yaptım 4 oldu arkadaşlar 4 bir tarafta 4 bir tarafta sık iğnemiz oldu tığımızın başını 2 defa doluyoruz ve 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma 1 2 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirime kirpik olarak buraya kapattım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapıyorum. 7. sık iğnem bu şekilde kapattım buraya arkadaşlar. Ve tekrar bir zincir çekip ipimi bırakıyorum. Bir tane arpa boncuğundan alıp bu şekilde arkadaşlar ipimden tutup içinden çektim ilmeğimi. Kapattım buraya. Üzerine bir zincir. Tekrar arpa boncuğumu alıyorum. İkisini bu şekilde üst üste yapıyoruz arkadaşlar. Kapattım buraya. Bir zincir çektim. Yemenim ters tarafını döndürüp buradaki gördüğünüz tomurcuya kapatıyorum. Evet. Şimdi bir zincirle dönüp bu kapattığımız ilmeğimizi arkadaşlar bu şekilde tuttuk. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptık arkadaşlar buraya. Şimdi 5 zincir çekiyorum zincirimi sıkı sıkı. Böyle sert olması için arkadaşlar. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Kapatıyorum yine aynı yerde. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım. Kirpiğimi 3 tane kirpik yaptım buraya. Devam ediyoruz. 1 2 3 3 tane buraya sık iğne yaptım. Dördüncümü de arkadaşlar bu şekilde iki boncuğumun arasına kapattım. Bakın arkadaşlar birini daha bitirdik. Bu şekilde seri giden bir model gördüğünüz gibi iki defa doluyorum. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma bir, iki, 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 iki olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Ben yavaş anlatıyorum ki arkadaşlar daha iyi anlaşılabilsin diye. 1 2 3 4 zincirimi buraya çektim. Trabzanıma kapattım. 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 tane sık iğnem buraya doldurdum bu şekilde. Ve 7.'yi de yandaki tığ battıma kapattım. 1 zincir çektim ipimi bırakıyorum. Arpa boncuğumu alıyorum. Buraya kapattım arkadaşlar bu şekilde. Bir tane kap sık iğne ile kapattım. Bir tane de zincir. Tekrar bıraktım. Bu şekilde arpa boncuğumu aldım. Tekrar arpa boncuğumun içinden geçtim. Bu şekilde kapattım buraya. Bir de zincir çektim arkadaşlar. Bu şekilde üst üste iki tane arpa boncuğu dizdim. Ters döndüm. Buradaki 4 tomurcuklu yuvada kapattım. 1 zincir çektim döndüm. Ve arkadaşlar buradaki ilmeğimin içine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. 4 sık iğnemi buraya yaptım. 5 zincir bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde kapattım. 5 zincir. Kapattım bu şekilde. Buraya kirpik yaptım. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım. Arpa boncuğumun arasına girdim, kapattım. Evet arkadaşlar bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar iki tığ battı atlayıp bu şekilde şöyle bir yapmak için değildi arkadaşlar. Bitirmek için bir trabzan yapıp bir zincir çekiyorum. ipimi koparıyorum. ipimi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok hoş ve çok zarif bir model arkadaşlar yapımı da kolay herkes rahatlıkla yapabilir yapılan her şey çok güzel duruyor arkadaşlar yeter ki yapılsın yani başa alındığında tülbent takınıldığında o kadar zarif ve güzel duruyor ki yeter ki oya olsun emek olsun göz nuru el emeği olsun arkadaşlar evet modelimiz bu şekilde yapacak arkadaşlara da kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar